Camiye geldik, namaz kılacağız. Bir imam var, bir de arkasında iki kişi var, biz de üçüncü kişiyiz. Bir sonraki vakitte başka bir camiye gittik. Camide safta yer bulamıyoruz, her taraf dolu. Hangisinden daha çok haz alırsınız? Oh be, çok iyi oldu dediğiniz hangisi? Demek ki bakın, bir görüntü bile sizi ne yapıyor, bizi ne yapıyor? Etkiliyor. Onun için o karartı var ya, Müslümanların karartısı diyoruz ona. Müslümanın karartısını çoğaltmak lazım. Şimdi siz musluğu açtığınız zaman, sen görsen de görmesen de saat dönüyor mu, dönmüyor mu? Dönüyor. İşte siz de adımlarınızı attığınız andan itibaren o saat dönmeye başlıyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Sizden biriniz oturup namazı beklediği sürece namazda sayılır diyor. Evimizden çıkıp camiye gelirken sanki camideymişiz gibi kabul ediliyor. Yani saat dönmeye başlıyor oradan itibaren. Camideyim, namazdayım, ibadetteyim düşüncesiyle geleceksin camiye gelirken. Usul ve adaba öyle uymak lazım. Müslümanların bir araya gelerek toplu ibadet yapmalarının onların imanlarının, ihlaslarının, takvalarının artmasına ciddi manada etkisi vardır. Bundan dolayıdır ki bir insan bir namazı tek başına kıldığı zaman farklı etkisi vardır. Cemaatin içerisinde kıldığı zaman farklı etkisi vardır.